Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Kendi sektörümle ilgili kıymetli dostlarımı sizlerle tanıştırmaya, bilgi alışverişi yapmaya devam ediyorum. Bugün bayramın en güzel birinci günü, 3 ev ve 1 yurt dışı bağlantısıyla sizlerle birlikte renkli bir yayın yapmaya çalışacağım. İlk konu benim için çok değerli kardeşim Cemaka ile birlikte olacağız. Kendisi Arasta Konağı işletmecisi, Eskişehir'de pandemi ve gastronomi hakkında bilgi alışverişi yapacağız. Kardeşim nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Kardeşlerin en güzelsin sen ya. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Müziğin sesini kısayım mı? Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? İyi, bir yaramazlık yok çok şükür. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Herkesin bayramını kutluyorum. Herkese iyi bayramlar olsun. Onun haricinde her şey güzel gidiyor. Bir yaramazlık nasıl yok. Nasıl geçirdin pandemiyi? Pandemiye işte hazırlık, daha iyi hizmet verebilmek için ileriki vardı. Yeniliklerle ilgili birkaç projemiz var. Onlar üzerinde çalıştık. Malum şehirler arası seyahat yasağından dolayı oteli diye çoğu otel olduğu gibi biz de açmadık. Aktif değildi. Biz de bu zamanı işte otelin içerisinde ufak tefek tadilatları yaparak değerlendirdik. Oh, süper. Ya ben biliyorsun bir kere ziyaret etmeye şansım olmuştu. Orayı biraz şeye benzetiyorum. Sultanahmet'e benzetiyorum. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum. İnanılmaz güzel, renkli bir yer. Yani her tarafı karış karış gezilmesi gereken bir bölge. Ama yani bunu sana iltifat olsun diye söylemiyorum. Yani sizin o otel, restoran ve çevresi efsane abi. Yani Eskişehir'e gidenin mutlaka gitmesi, kalması gereken bir yer. Peki biraz markandan bahsetmek ister misin? Tabii. Arasta Konuk Otel, tarihi odun pazarı evlerinin içerisinde 24 odadan oluşan konak, butik, tarihi bir otel. Dekorasyon tamamen Osmanlı meşrufatlarını değerlendirerek dizayn edilmiş bir otel. Yaklaşık 120 iç ve dış alan kapasiteli Sardunya Kafe Restorantımız var. Otelimizin kahvaltı servisini burada veriyoruz. Aynı zamanda sabahtan akşama kadar açık alakart, dışarıdan gelen misafirlerimize servis ettiğimiz bir restoranımız var. Alakartın dışında burada tabii davet, organizasyon gibi eventler de gerçekleştiriyoruz. Öyle keyifli, çok güzel bir bahçesi olan güzel bir restoran. Ya Cem, şeyi merak ediyorum. Şimdi burası tarihi bir yapı ya. Bu pandemi sizi çok etkiler mi? Yani Eskişehir'i çok etkiler mi? Sonuçta turist ağırlıklı bir yer gibi algılanıyor. Ama aslında bana göre bulunduğunuz bölge içinde yerli turistin daha çok böyle rağbet göstereceği bir yer. Ben mi yanlış yorumluyorum? Bu konularda bizi biraz aydınlatır mısın? Tabii tabii. Odun Pazarı, Eskişehir'in Odun Pazarı bölgesi dediğin gibi demin tamamen Sultanahmet'i andıran bir yer. Ve yerel turistin şu anda neredeyse %95 yerel turistin geldiği bir bölge. Çok fazla Eskişehir'in aslında çok güzel tarafları var. Gerek kültürel açıdan, gerekse havasından ve parklarından, yeşilliklerinden dolayı doğa olarak çok güzel bir şehir. Ve aynı zamanda tarihi bir dokusu da var Eskişehir'in. Onlardan da birazdan bahsederim. Dolayısıyla yabancı turist çok fazla gelmiyor. Ama dediğim gibi %3'lük, %4'lük yabancı turist ağırlıyor. Pandemi döneminden sonra ben Eskişehir'in biraz hareketleneceğine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi yerel turist olduğu için insanlar şimdi evlerinde sıkıldılar. Biraz izinleri de bitti çoğunun. Dolayısıyla hani mutlaka 2-3 günlük kaçamaklar olup da hem kişiler rahatlayacaklardır, keyif alacaklardır. Çünkü evlerdeyiz aylardır. Hem de bu güzellikleri gezerek değerlendireceklerini düşünüyorum ben. Odun Pazarı bölgesi çok eski bir bölge. Aslında Eskişehir Odun Pazarı'nın üzerine kurulmuş bir şehir. Zamanında tabii zamanında şehrin, hatta çevredeki bütün bölgenin odun nakliyatları, odun sevkiyatları odun pazarından gerçekleştiği için zaten ismi de oradan geliyor. Çok eski bir bölge olduğu için orası ilk başlarda
bir aksiyon alınmamış. Fakat daha sonralardan Yılmaz Büyükerşen Hoca burayı biraz daha hareketlendirmek, biraz daha şehre bir şeyler katmak adına çalışmalar yapmaya başlamış. Halkın desteğiyle belediyelerini biraz daha bu konuda destekleyerek burayı turistik bir bölgeye çevirmiş. Yaklaşık 15 sene önce böyle bir girişimde bulunmuş. Şu anda hafta sonları geldiğinizde araç park edebilecek yer bulamıyorsunuz. Yaklaşık 12-13 tane Odun Pazarı bölgesinde çok meşhur müzeler var. İşte ahşap sergisi, Lülataşı burada çok önemli, Lülataşı sergisi, cam atölyesi, Balmumu Heykel Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Cumhuriyet Müzesi gibi daha onlarcası var. Bunların önünde insanlar saatlerce sıra bekliyorlar. Bu şekilde değerlendirerek şehre bayağı güzel şeyler katmışlar zamanında. Şu anda da bunun meyvesini yiyorlar. Hala da durmayıp devam edilmesi, devamlı üzerlerine bir şeyler koyulması artı bir güzellik tabii ki şehir için. Ya ben bir de Eskişehir'e bazı şehirler vardır. Eskişehir'de bunlardan biridir. Böyle pergeli koyduğun zaman etrafında gastronomiyle alakalı çok inanılmaz komşuları olan bir şehir. O açıdan da çok şanslısınız. Ya sormadan edemeyeceğim. Şu çiğ börek güzel nerede yenir abi orada? Çiğ böreği en güzel Kırım Tatarları yapıyorlar. Çok fazla var. Aynı şey gibi Amerika'daki Starbucks'lara benzetiyorum ben. Hani her 200 metrede, 300 metrede bir Starbucks vardır ya, Eskişehir'de de öyle. Çünkü Eskişehir'e geldiğinizde gelenler, özellikle Eskişehir'i çok tanımayanlar şey düşünüyorlar. Yerel olarak ne yiyebilirim? Burada ne meşhurdur? Eskişehir'in iki tane meşhur yiyeceği vardır. Bir tanesi balaban köftesidir. İskender kebabın biraz daha köfte ve etle yapılanı, kuşbaşı etle yapılanı. Altında bazlama ekmeğiyle beraber yoğurt ve domates sosludur. O güzeldir. Bir de çiğ börek vardır. Çiğ böreği dediğim gibi Kırım Tatar çiğ börekçileri çok güzeldir. Ama Odun Pazarı'nın içerisinde birkaç tane güzel yer var. Şehir merkezinde de var. Belki dinleyen arkadaşlarımız, Eskişehir'i bilenler bilirler. Bir şehir merkezinde Papağan diye bir yer vardır. Çok meşhurdur. Bizim hemen yan komşumuzda Kırım Tatar çiğ börek evi var. Bana göre Eskişehir'in en güzel çiğ börek yapan yerlerinden bir tanesi. Ama Kırım Tatarlarının yaptığı çiğ börekler gayet güzel ve keyiflidir Eskişehir'de. Süper. Peki bu pandemi Eskişehir'de nasıl hissedildi? Herhangi bir sıkıntı oldu mu? Tabii ki bütün dünya genelinde olduğu gibi burası da etkilendi. Ama burası tabii büyük şehirlere göre biraz daha küçük bir şehir olduğu için, bir de insanlar biraz daha bilinçli davrandılar burada. Bütün kurallara uyuldu. Sokağa çıkma yasaklarında kimseler sokaklara çıkmadı. Sokağa çıkma yasağı olmadığında da insanlar dışarılara, işlerine gidebildiler. Sosyal mesafeyi koruyarak, kurallara uyarak dükkan açabilen kişiler dükkanlarını açıp normal hayatlarına devam etti. Açamayan kişiler de bizim gibi. İşte daha iyi hizmet verebilmek adına pandemi sonrasında hazırlık yaptılar. İşte gerekli önlemlerini aldılar. Şimdi işte bu bazı yasaklar hala biliyorsunuz devam ediyor. Haziran'ın 15'ine kadar da tüm yasakların ortadan kalkacağını düşünüyorum ben. Eğer ki durum bu şekilde seyir ederse ondan sonra Eskişehir'de bir hareketlenme olacağına inanıyorum. Süper. Şimdi hani biz seninle kardeş gibiyiz. Ben şimdi onun heyecanıyla kendinden bahseder misin demedim. Şu an senden kendinden biraz bahsetmeni isteyeceğim. Sonra bir soru soracağım. O yüzden hani background'unu belki tanımayan arkadaşlarımız da vardır yayında. Bu soruyu öyle birbirine bağlayayım. Bu arada Filiz Yaman, hatırlıyorsun Çırağan'dan. Evet, selamlar Filiz. Sana bir soru sormuş. Yani Covid-19 dönemi için ne gibi değişiklikler olacak otel ve yemek sektöründe sizce diye. Hı-hı. Ercan Yaman Türk sana selam söylüyor. Aleyküm selam. Selamlar Ercan. Şöyle yapayım. İstersen önce kendimden kısaca bir bahsedeyim. Tamam. Meslek hayatımdan. Ben meslek hayatımda 1996 yılında Çırağan Sarayı'nda ziyafet bölümünde çalıştım. Çalışarak başladım. 2015 yılına kadar da Çırağan Sarayı'nda farklı birimlerde, farklı pozisyonlarda yiyecek içecek bölümünde görevler aldım.
2011-2012 yılları arasında toplam bir sene Amerika'da kısa dönemli mesleki eğitimlerde bulundum. 2015 yılında Çırağan Sarayı'ndan ayrılıp Shangri-La Bosphorus İstanbul Oteli'nde 3 sene çalışmaya başladım. Orada da yönetici pozisyonunda çalıştım. 2018 yılında ailece radikal bir karar aldık. Herkesin hayalini süsleyebilecek bir şeyin altına girdik ve Eskişehir'e taşındık. Bu dönemde Aras'ta Konak Butik Oteli keşfettik ve burayı devraldık. 2018 yılının Nisan ayından beri de eşimle beraber Aras'ta Konak Butik Oteli işletiyoruz. Meslek hayatım bu. Filiz'in sorusuna cevap vereyim COVID-19 ile ilgili. Bence bunu Eskişehir olarak bakmıyorum. Tüm dünya, yani Türkiye ve dünya olarak bakıyorum. Mutlaka değişiklikler olacaktır. Bu zamanla yavaş yavaş düzelecek bir şeydir ama uzun sürede düzelecek bir şeydir. Bunun daha aşısının bulunması, işte ondan sonraki aşamalar falan hayatımızın bir parçası olacak. Bu döneme kadar da, bu tamamen sorunlar çözülene kadar da bununla yaşamayı öğreneceğiz biz. Bu dönemlerde de tabii ki bazı kurallar koyuldu. Bu kurallara uyulacak. Bunun akabinde tabii ki işte Cumhurbaşkanlığının ve alınan kararlar var. Bunlarla ilgili restoranlar ve otellerin ya da çoğu dükkanların yapması gereken hazırlıklar var. Bazı talepler var. Onların karşılayabilmesi gerekiyor. Tabii bu dönemde dolar biraz arttı. Dolar biraz artınca normal alınan fiyatlar da yükseldi. Dolayısıyla bunlar da dengeleri değiştirecektir. Mutlaka Doğru. fiyatlarda da bir değişiklik olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi kendini tanıt dememin şu soruyla ilişkilendirmek istiyorum. Bunca yıl profesyonel olarak çalıştıktan sonra şimdi bir iş adamlığına, bir ticaret hayatına atıldım. Her profesyonelin de, buna ben de dahil, hayali budur. Bu konuda tavsiyelerin ya da aman ha girmeyin dediğin şeyler var mı? Bunları senin ağzından, çünkü bunların her iki tarafını da sen çok iyi yapmış birisin. Bizlere ne tavsiye edersin? Şimdi şöyle, ben İstanbul'dan buraya geldikten sonra, burayı işletmeye başladıktan sonra tabii ki yüzlerce, binlerce kişiyle ayda tanışıyorsunuz, devamlı sohbetler ediyorsunuz. Çünkü konak butik otel işletmeciliğinin bir avantajı da tamamen misafirle birebir ilişkiye girmeniz çok önemli. Çünkü onlara bir aile ortamı, sıcak bir ortam sağlamanız gerekiyor ki bizim hani otelcilikte repeat guest dediğimiz bir kavram var. Bunu yakalayabilmek için her misafirle sohbet ediyorsunuz. Fırsat buldukça bunu değerlendiriyorsunuz. Dolayısıyla ben burada şu soruyla çok karşılaşıyorum. Ya ne kadar cesursunuz, ne kadar güzel bir karar vermişsiniz. Bizim emeklilikte almak istediğimiz kararı, işte yapmak istediğimiz şeyleri siz yapmak istiyorsunuz. Hatta bana şu şey bile çok geliyor, teklif. Hani Odunpazarı civarında ya da Eskişehir'de restoran devreden ya da devreden yerler varsa, bütçeleri uygunsa, bize haber verirsen, hani bizi onlarla görüştürürsen biz de bu işlere girmek isteriz diye. Ben hep şunu söylüyorum. Bizim mesleğimiz aslında dışarıdan bakıldığında çok kolay bir meslek gibi gözükülse de içine girdiğinde bambaşka bir dünyaya açılıyor. O kadar basit olmadığı gözükülüyor. Dolayısıyla hani yatırım dendiği zaman akla ilk gelen şeylerden biri, çok paran varsa ben otel alayım. Çok paran yoksa bir restoran, bir kafe tarzı bir şey açabilirim oluyor. Bununla ilgili benim tavsiyem şu olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle bir, işin içinde kendinizin bulunması gerekiyor. İki, maliye ve maliyet hesapları yapabilen birisinin kontrolü altında olmanız gerekiyor. Bence bu iki kavram çok önemli. Tabii ki lokasyon ya da diğer şeylerde bu konu hakkında önemli verebileceğim bilgiler. Vallahi şimdi bu bahsettiğin şeyleri tabii hayatımızın her tarafında gördüğümüz için bunları senden duymak bir bakıma motive etti. Eksik yanlarımız biraz daha az. Ama senin biraz cümlenin arasında bir şey söylemen biraz da bizi ürkütüyor.
Maalesef yatırımcıların çok fazla yiyecek içecekten gelmiyor veya herhangi bir profesyoneli işin başına atıyor. Ama maalesef bizim sektörümüz, yani yeme içme ve otelcilik sektörü, bir tane bir komutanı etrafta bir görmek istiyor. O bir güven veriyor. İşte onun adı markanın yüzü mü dersin, markanın sahibi mi ne dersin? O uzaktan kumandayla yönetilecek maalesef bir iş değil. Yani dijital bir şey yapmıyor. Bir örnek vereyim. Abi bu konuyla ilgili yaşadım. Biz oteli devralmaya karar verdiğimizde araştırırken buranın zarar ettiğiyle alakalı olarak devretmek istediklerini duyduk. Sonra işin içine girince gördük ki aslında burası otelciler tarafından işletilmeyip memurlar tarafından işletilen bir yermiş. Ve işte 24 odalı, dediğim gibi 120 kapasiteli bir restoran yaklaşık 20 tane personelle işletiliyormuş. Dolayısıyla ne oluyor? Tabii ki maliyet daha da yukarıya çıkıyor. Personel maliyeti, doğalgazı, elektriği, suyu, sabit giderler, kirası falan işin içine girince bu sefer şişiyor. Oda sayısına bakıyorsunuz, aslında 24 oda. 25. odayı satamıyorsun. Dolayısıyla gelirin de bir noktada kapanıyor. İşte hani bu dengeleri kurabilmek adına biz şanslıydık, iki kişi birdendik eşimle beraber. Bu dengeleri biraz daha iyi yapıp durumu biraz daha kontrol altında tutabiliyoruz şu anda. Ben bu tip evlilikleri çok başarılı buluyorum. Evliliklerin en iyi gitmesinin sebebi tencere kapaktır. Birisi agresiftir, birisi sakin olması lazım vesaire derler ya. Senin operasyon yetinin, misafir ilişkilerinin ne kadar kuvvetli olduğunu biliyorum. Eşinin de bambaşka, yani atıyorum senin sol kolun kuvvetliyse eşinin de sağ kolu kuvvetli. O yüzden bence evliliğinizin dışında işte de inanılmaz voltranı oluşturmuşsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah sırf Eskişehir'den değil, senin daha da güzel, daha da büyük işlere imza atmanı hani ben bekliyorum, açıkça söyleyeyim. Peki kardeşim, hani Eskişehir'e gelmek için bir sebep söyle. Biz seni görmek için, bizim için en büyük sebepsin. Senin mekanı, sen şimdi mütevazi anlattın ama ben sana şöyle söyleyeyim. 49 yaşındayım. Benim aşağı yukarı 2-3 yaşında doğduğum, büyüdüğüm ev cumbalı evdi. Senin odalarının böyle cumbalı olduğunu, yani onun içindeki kokunun bile çok özel koku olduğunu, aslında tarihe hiç diyebileceğimiz kadar dokunulmadan çok böyle otantik Osmanlı yataklarında, lavabolarında, perdelerinde inanılmaz bir tecrübe, deneyim satıyorsun aslında. Bunlardan çok böyle kısaca geçtim. Biraz anlatır mısın? Tabii. Dediğim gibi tarihi bir konuk olduğu için odalar da dizayn edilirken Osmanlı modern renklere göre uyarlanarak böyle cıvıl cıvıl renkli meşrufatlar kullanılmış. Perdelerimizin renkleri odalara göre değişiyor. Bazısının mor mavi, bazısının eflatun. Çok renkli odalarımız var. Lavabolarımız, o içerisindeki lavabo kısımları tamamen seramikten, renkli seramiklerden oluşuyor. Bu odalarla ilgili ne anlatabilirim bilmiyorum ama gerçekten hani gelip yaşamanız gereken güzel bir şey. Hatta biz şöyle bir şey de yaptık Kayhan abi. Burayı devraldığımızda biz bu konağı aile işletmesine çevirmek için neler yapabiliriz diye düşünürken dedik ki bir konsept yaratalım kendimize. Hani bu da bize bir artı katacaktır dedik. Bununla ilgili lavanta araştırması yaptık. Bizim buranın köylerinden bir tanesinde bir tarlamız vardı. Orada lavanta ekiliydi. Oradaki lavantaları biz odalarda, çünkü lavanta şu anda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi lavanta konusunda Eskişehir'deki çiftçiyi destekliyor. Yurt dışından tohumlar getirip burada ücretsiz olarak veriyor. Amaç ileriki dönemlerde, şu anda biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük lavanta şehirlerinden bir şehri diyebilirim Isparta. Şimdi ileriye dönük en büyük şehirlerinden bir tanesi, burayı yapmak istiyorlar. Biz de bunu değerlendirdik, odalarda falan kullanalım dedik. Baktık ki dinlendirici ve huzur veren bir kokusu da olduğundan dolayı hobi olarak başladık bunu. Önce odalarda, sonra
Restoranda sunumlarda da kullandım ben bunları. Baktık çok talep var, insanların ilgisi çekiyor. Hatta bir dönem sonra sosyal medyada ve otelde kalan misafirlerimizden duymaya başladık ki lavantalı kokulu otele mutlaka gidin, orası çok güzel. Her taraf Ne lavanta güzel. kokuyor, huzur buluyorsunuz dinlenirken gibi yorumlar duymaya başladık. Baktık ki bu böyle gidiyor, bizim de böyle bir imkanımız var. Dedik bu sene şu dönemi, pandemi dönemini de değerlendirelim, bir şeyler yapalım. Hobi olan başlayan şeyi biraz daha ileriye taşıdık. Bu sene şimdi otelimizde bir bölüm ayırıyoruz. Kısmetse yakında orayı da açacağız. Lavantaya dair bulabileceğiniz her şeyi gezebileceğiniz bir bölüm hazırlıyoruz. Burada hem otelde kalan misafirlerimizin, lavanta ile ilgilenenlerin, hem de dışarıdan dolaşmaya gelen misafirlerimizin içeriye girip lavanta ile ilgili neler var, ne alabilirim, hediyelik eşya alabilir miyim? Ha bu sırada birer tane de kahve içelim. Bakın kahve ikram ediyorlarmış. Hani neticede Türk güzel bir alan. misafirperverliği diyorsun. Zaman geçirebilirler. Otelimizden bahsedebiliriz onlara o arada. Böyle bir şeyler düşündük. Bununla ilgili ilgilenen kişilere şunu söyleyebilirim. Cans Lavant olarak Instagram'da hem online satış yapacağız hem de buraya gelenler. Şimdi yeni aktive ediyoruz Instagram'ımızı ama yakında ürünlerimizi falan oradan bulup hatta online satışa da açacağız orayı. Var Bilginiz ya, süper olsun. düşünmüşsünüz. Evet. Ben de ilk defa duydum, süper düşünmüşsünüz. Peki şimdi şu oteli, odaları görmek isteyenler nereden görebilir? İnternet sitemiz var, www.arastakonak.com. Aynı zamanda Instagram'da Arasta Konak Butik Otel olarak varız. Online kanallardan rezervasyon yapmak için bütün online kanallarda varız. Booking'inden Otelz, Expedia, ETS hepsinde varız. Ayrıca benimle de birebir arkadaşlar iletişime geçebilirler. Ben de her zaman zaten 7/24 otelde olduğum için yardımcı oluruz. Peki kardeşim, bugün biliyorsun 4 kişiyi ard arda alacağım. Son olarak toparlamak istediğim, kendinle, ailenle, işletmenle, Eskişehir'le, anladığım kadarıyla hiç İstanbul'a dönmeyi düşünmüyorsun. Neler söylemek istersin? Nasıl toparlamak istersin? Vallahi İstanbul'a dönmeyi evet düşünmüyorum. Şimdi İstanbul'a özellikle son dönemlerde birkaç kere fuar için ve iş için geldim. Tabii Eskişehir'in rahatlığına, buradaki atmosferine alışınca İstanbul biraz kalabalık, havasız geliyor. Pek gelmeyi düşünmüyorum. Geldiğim zaman da hemen işlerimi halledip geri dönüyorum. Dediğim gibi Eskişehir'de çok güzel yerler var gezilecek. Bahsettiğimiz gibi müzelerin dışında burada tarihi bir bölge olan Eskişehir'e yaklaşık 70-80 kilometre uzaklıkta olan iki tane çok güzel vadi de var. Genelde insanlar bunu bilmiyorlar ama bir iki gün daha tatillerini uzatıp gelip o vadileri de gezebilirler. Bir tanesi Frig Vadisi, yaklaşık 3000 yıl önce inşa edilmiş Frigyalılar tarafından tamamen kaya evlerden oluşan bir vadi. Aynı zamanda bir de Yazılıkaya Vadisi var. Orada da Frigyalıların işte bundan gene 3000 yıl önce ibadet için açtıkları, kurdukları bir alan, inşa ettikleri bir alan. Bu alanları da bence gezebilirler. Ben şeyi söyleyebilirim. İstanbul'dan, Bursa'dan, Ankara'dan, İzmir'den, yakın civarlardan şehirlerinde bulunan biraz daha böyle değişiklik isteyenler, küçük bir tatil isteyenler 2-3 günlük izin ayarlayıp bu taraflara gelip çok keyifli zaman geçirebilirler. Biz de bunu karşılamak için buradayız. Dediğim gibi tanıdığım kişiler direkt benimle, tanımadığım kişiler senden benim bilgilerimi alıp benimle iletişime geçerlerse ben burada onlara seve seve memnuniyetle ev sahipliği yapmaya hazırım. Bu arada belki sen tabii oralı olduğun için normal gelecek ama bizi bir akşam yemeğe götürmüştün. Ben hani bir İstanbullu olarak utandım abi. Ben böyle bir meze reyonu görmedim ya. Ben böyle lezzetli yemekler, ya balık ya, ben yani ne bileyim, Eskişehir'de
Hani böyle balıklı meze yiyeceğim aklıma gelmezdi. Hatırlarsan o meze reyonunun önünden artık abi gel otur diye kolumdan çektin. Yani efsane yerler var ve hakikaten sen bildiğin Eskişehirli olmuşsun. O yüzden tebrik de ederim. Teşekkür ederim. Kardeşim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ailene de, bütün herkese, büyüklerine de çok selamlar, hürmetler. İnşallah bu şu olayları atlatırız. Sizin yolunuz buraya düşerse mutlaka birlikte o kadar büyük meze reyonu bulabilir miyim? Biz sizi ağırlayalım. Yoksa olmazsa Hande ben tek başıma da olsa gideceğim diyor. Bu sefer yalnız gelmek istersek koş arabayla biz yanlış hatırlamıyorsam Hakan'larla 3-3,5 saat gibi geldik. Ama trenle gelmeyi istiyorum. Ben çok uzun zaman oldu trene binmedim. Trenle de galiba çok keyifliymiş. İnternette uğraşabiliyormuşsun. Yani kafanı dinleye dinleye geliyormuşsun. Doğru evet, mu? Kesinlikle doğru. Ama bununla ilgili çok ufak bir hatırlatma yapayım Eskişehir'e trenle gelmek isteyenlere. Şimdi pandemi sonrasında tabii ki sürecin nasıl tam işleyeceğini çok iyi bilmiyorum ama normal şartlarda hafta sonları 1,5, 1 ay önceden, 2 ay önceden biletler tükeniyorlar. Çünkü gerçekten zaman olarak kısıtlı bir zamanda geliyor. Yani İstanbul'dan buraya 2,5 saatte, 2 saatte trenle çok rahat gelebiliyorsunuz. Ve Eskişehir'in şu avantajı var. Araç kullanmanıza gerçekten gerek yok. Porsuk Nehri'ne yürüyerek gidebiliyorsunuz. Müzeleri zaten yani yakın mesafe gezebiliyorsunuz. Eskişehir'in bir ucundan bir ucuna isterseniz yürüyerek bile gidebiliyorsunuz. Arabayla da en fazla 20-25 dakikada gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla araca ihtiyaç yok. O yüzden trenle gelmek çok mantıklı ama önerim gelmeden önce mutlaka biletinizi önceden ayarlayın. Bak iyi oldu bunu söyledin. Ben de buradan atıyorum ha. Tamam kardeşim. Kardeşim çok seni seviyorum. Çok teşekkür ederim. Benim için ne kadar yani özel bir adam olduğunu biliyorsun. Başarıların daim olsun. Teşekkür ederim. Hepinize sevgiler. Hoşça kal kardeşim. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Şimdi arkadaşlar bugün dediğim gibi 4 kişi için ve her kişiyi şu an kayıda alıyorum. Daha sonra bunları YouTube'a koyacağım. Dolayısıyla her konuktan sonra bir giriş bir çıkış yapmam lazım ki bu kayıtlar kişiye özel olsun. Yaklaşık bir dakika sonra Eyüp Kayacan'ı ağırlamak üzere şu an yayından ayrılıyorum. Bir dakika sonra da Bursa'dan Eyüp Kayacan'la bağlantı kuracağız. Hepinize sevgiler. Görüşmek üzere. Bir dakika sonra.